Avukat Mevcut Eyüboğlu ile beraberiz Çağlayan Adliyesi'nde Barış Akademisyenlerinin ilk duruşmasından sonra. Mevcut Hanım merhaba. Üçüncü adli yıl başladı Barış Akademisyenleri için. Fakat AYM kararından sonra farklı bir adli yıla bakıyoruz. Ne bekliyor Barış Akademisyenlerini bu yıl Çağlayan'da? Aslında 2016 Mart'ında 4 hocamızın tutuklanmasıyla başlamıştık yargılama sürecine. 4. yılı geride bırakacağız. Tabii ki bu yıla beraat kararları beklentisiyle başladık. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararı sonrasında bu karar hukuken bağlayıcı olduğu için, bu konu hukuken hiç tartışmalı ve tereddüt içermeyen bir konu olduğu için doğal olarak bu davaların, devam eden davaların bir an önce beraat kararıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Olması gereken de bu. Mahkemeler beraat kararı verirken böyle bir suç olmadığı için beraat kararı vermeli gerekiyor. Yani CMK 223 2A'ya göre vermeleri gerekiyor. Beklentimiz bu. Sona ermiş davalarda da yargılamanın yeniden yapılması ve yine onlarda da beraat kararı verilmesi gerekiyor. Ama bunlar yetmez. OHAL komisyonu kararlarıyla, KHK'larla icraç edilen, OHAL komisyonu kararıyla görevlerine geri dönmeyen, dönemeyen, özlük hakları ihlal edilen, yurt dışına çıkış yasağı olan, pasaportlarına el konulan, sivil ölüme mahkum edilen hocalarımızdan bahsediyoruz. Sadece ceza yargılamalarının sona ermesi yetmez. Bütün bu hak ihlallerinin sona ermesi ve bütün maddi manevi zararların tazmin edilmesi gerekir bu sürecin hukuka uygun şekilde sonlanması açısından. Bugün de bu beklentiyle geldik ama biz yaşadığımız 4 yıllık hukuki serüvende mahkemelerin hukuki değil politik değerlendirmeler yaptığını gördüğümüz için bugün beraat kararı alır mıyız sorusunda kuşkular taşıyorduk. Bu yüzden de olasılıklara göre hazırlıklar yapmıştık. Bugün bir karar çıkmaması bizim olasılıklarımızdan biriydi. Öyle oldu. Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında cezalandırma mütalaası veren savcı Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında yeniden bir değerlendirme yapıp yeniden mütalaa vermek için süre istedi. Bu nedenle de duruşma ertelendi. Anayasa Mahkemesi kararı referansıyla mütalaa edeceğini belirtmesi olumlu elbette. Ama pekala bugün bitebilirdi. Anayasa Mahkemesi kararının açıklanmasından bu zamana uzun bir zaman geçti. Yine bir erteleme kararıyla karşı karşıya kaldık. Bakalım. Bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne girerken enteresan bir aramama süreci geçirdiniz. Biraz bahseder misiniz? Nasıl bir şey yaşadınız sabah? Aslında avukatların adliyeye nasıl gireceği meselesi çok kronik, çok sancılı, sıkıntılı bir konu. Çok uzun zaman tartışmalara neden oldu ve bu tartışma konusunda maalesef Baran'ın aldığı olumsuz tutum nedeniyle biz avukatlar zaten fiili durumu kabul etmek zorunda kaldık. Çantalarımızın aranması meselesi. Avukatlık kanunu bunu engellediği halde adliyeye girerken çantalarımızı X-ray cihazına bırakıyoruz. Fakat bugün bunun dışında bu işlemi yaptığım halde çantam aranmak istendi. Çantam görüntülenmek istendi. Bu nedenle yukarı çıkmama yani duruşma salonuna gitmeme engel olundu. Fiili bir durumla karşı karşıya kaldık. Önce özel güvenlik, arkasından emniyet yani polisler geldiler ve fiilen fiziken geçmeme engellediler. Duruşmaya beraber geldiğimiz Barış İçin akademisyenler de, işte milletvekilleri de, basın mensubu arkadaşlar da hep beraber orada beklemeye başladık. 40 dakikalık bir tartışmanın sonrasında ancak geçebildik. Bugün bir hayli kalabalık olduğumuz için geçebildik. Yalnız olsaydım muhtemel ki geçemeyecektim, duruşmaya çıkamayacaktım. Bu fiili durumun kendisi hukuka aykırı ama bunun dışında da şöyle bir açmazla karşı karşıyayız. Eğer yanlış bir şey varsa, diyelim ki ben hukuka aykırı bir şey yapıyorsam yapılacak şey bilir, tutanak tutulur, şikayetçi olur, dava açılır vesaire. Bir işlem yapılır, bir işlem yapılmıyor. Sadece fiziki olarak önümde durarak geçmem engelleniyor. Böyle garip bir muameleyle karşı karşıya kaldım. Çantayı X-ray cihazına koymak yetmeyecek belli ki. Çantayı açın bakalım, çantadan şunu gösterin, bunu gösterin. Sezonu da açılmış oldu herhalde. Bugünkü durum buydu. Geçmiş olsun Meyçam, görüşmek üzere. Meyçam.